Hop, bir Ezik'in Dota rehberine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Dota 2'de kendimi bir Ezik olarak görüyorum gerçekten de. Çünkü şimdi benim oynadığım bazı arkadaşlarım var. Yağız olsun, Anıl olsun. Onlara baktığınızda gerçekten bir Ezik'im. Ve sizlere bir Ezik'in Dota rehberi isimli bir rehber yapmak istedim. Bakalım, kendimi bir Ezik olarak gördüğüm için böyle diyorum. Bir ezik size Dota'yı ne kadar anlatabilir? Görelim. Arkadaşlar, ben şimdi bugün Dota oynamayı planladım. Tabii ki 40 dakika falan sürdüğü için en az bir oyun. Hani 40 dakikalık bir video beklemeyin. Fakat ilk başta bir anlatım. Sonra kesik kesik el sonuna kadar çekerim onları, keserim hani güzel boş yerleri. Mesela ölünce şimdi 120 saniye boş boş beklemeyeceğim mesela. Oraları keseceğim, o tür şeyleri keseceğim. Baştan söyleyeyim, oyunu iyi bilmiyorum. Yani altı hani işte şöyle şöyle yapsaydın, şöyle şöyle daha iyi olur falan yorum yaparsanız üstüme pek alınamayacağım maalesef. Çünkü hani oyunu daha hani ben şimdi o beyler Dota'yı çözdüm size anlatacağım diye çıkmadım. Dota'yı pek bilmiyorum ama size anlatmaya çalışacağım. Hani temel, hani bu basic'ler ya yabancılar, o şeyleri, kurallarını öğrendim diyebilirim şimdilik. Evet. Şimdi benim bilgisayar ilk girişe biraz sıkıntı yazıyor. Ben anlamadım zaten bilgisayarımı. Benim GTA 4'te kasıyor saçma sapan. Her neyse, şimdi bağlandık. Giriyoruz. Sanırım serbest seçim olacaktır oyun. Yani böyle istediğimizi hani seçebileceğimiz. El Ricky karakteriyle biraz iyi oynadığımı düşünüyorum. Çünkü Ricky'yi, evet, beni bekliyorlarmış. Ricky'yi, ha, tek çekiliş oldu. Single Allah, iyice sıçtık o zaman. Şimdi neymiş? Bristleback, Dead Prophet. Bunun ultisi şeydi galiba. Ha, böyle şeytanlarını salıyor. TF'lerde iyi oluyordu. Şimdi karşı takım sıçırtmış zaten orada. Ha, bizim takımmış o. Tamam, bu neymiş? Pasiften savaş becerinde düşmanlara şiddetli kritik şans. Kritik veriyormuş ultisi. Pasif hep bunlar. Şu ilk iki Q W'su şey aktif de. Neymiş? Phantom Assassin yerine Dead Prophet bence daha iyi. Evet, Dead Prophet olsam daha iyi olur. Birim hedefi, nokta hedefi, pasif, hedefsiz, aynen. 10 seconds Ben Dead Prophet remaining. olayım. İlk defa oynayacağım Dead Prophet'ı. Five Bakalım ne seconds kasılacağını da remaining. bilmiyorum. Şimdi Yağız yanımda olsaydı ona soruyorum da hani Yağız ne kasayım falan diye. Hadi bakalım oynayalım. Hadi geldik. Prepare for battle. Evet. Neymiş? Dead Prophet'ın önündeki düşman birimlerine vahşice saldırması için kanatlı canavarlar sürüsünü gönderir. Şuyla bir gidelim. Şimdi neler varmış bunda kasılabilecek? Bloodstone kasarısın. Face Bot kasarız. Tangomuzu artı 3 zeka veriyormuş. Bir de şöyle Boots of Speed alayım. Sonradan bu Blades of atakları da alır. Şey yaparız. Bir tane konuşan salak var. Şu Do Tanjus. Do bilmem ne. Ne? Ben şunun yanına gideyim. Üste. Evet, Dead Prophet. Sanırım ping az. Evet, 99 ping gayet iyi. Yani benim için gayet iyi arkadaşlar. Öyle demeyin. Şimdi Dota 2 oyun mekanikleri şu şekilde. Karşıda bir Radiant takım var. Bizde sanırım daha ayrı takımız, tam bilmiyorum. Bu şu kuleleri, şurada bakın. Ala ala şu ana kuleyi yok etmek. Amaç bu. Ama tabi bunları biraz karışıyor tabi işler. Şimdi LoL oynayanlar minyon olarak bilir. Bu minyon tarzı yaratıkları alarak hani daha şöyle sesi de kısayım ben. Minyon tarzı yaratıklarınızı kendi aleyhinize kullanarak oyunda hani başarı sağlamaya çalışıyorsunuz. Bu arada beni tek başıma bıraktılar, mid'e kaçtılar.
Sanırım bu ezik. Yani Nuh denen. Birazdan ölür herhalde. Yok, kaçtı. Güzel. Şimdi bizim aha. Aha gel. Lan kaç? Ha. Aha aldık, vallahi aldık. First blood yapamadık ama aldık. Neyse şimdi ne olduğunu anlamadım ben ama aldık. Yani bir kill aldık aynen. Şimdi W'su neymiş? Hedef alanlık büyü yapma. Ha şey, silence atıyor. Dead Prophet'ın büyülerinin potansiyelini arttırır ve pasif hareket artışı sağlar. Hareket hızı artışı sağlıyormuş. Creep Swarm ve Silence büyülerinin mana bedelini ve doğum sürelerini azaltır. Eksorsizme fazladan ruh ekler. Sanırım ultimizin ismi Eksorsizm. Evet. Ona fazladan ruh ekliyorum. Pasif bir skill alınabilir. Güzel. Büyüm de fena atmıyor. Biraz geri çekileyim. Şimdi bu şeyleri, kripleri, krip bunların ismi, Dota'daki gibi minyon değil. Kripleri öldürmenin mantıklı yolu sonunu beklemek arkadaşlar. Yani en son kim vurursa kriplere parayı o kapıyor. Birazdan bir örneğini görürsünüz. Mesela şu kripin canı bittikten sonra attığım için gördüğünüz gibi para geldi bana bir miktar. Öbür türlü para maalesef alınamıyor kriplerin ölümünden. Kriplere saldırmadan o alanda bulunursanız size exp geliyor, level atlamanız için gerekli olan. Onun yanında şu herif bizi peşliyor, büyük ihtimal canımızın az olduğunu bildiği için. Yani böyle kriplerin arkasından bir seviyeye kadar kasılıp üst şeylere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Mesela şimdi bu arkadan ona, Allah, bana geliyor bu, bana geliyor bu. Kaç kaç kaç. Bu mesela gördüğünüz gibi forest, orman kullanarak karşı takıma zor anlar yaşatmaya çalışıyor sanırım. Şimdi kuryeler bize aldığımız eşyaları getirmeye yarıyor. Aldığımız eşyaları kuryeler base'e git, normalde hani canımızın dolması ve aldığımız eşyaların bize gelmesi için base'e gitmemiz lazım. Fakat kuryeler yardımıyla bu olay ortadan kalkıyor ve kuryeler size uçan ve yerden yürüyen olarak ayrılıyorlar. Eşyaları getiriyor. Bizim herif salak çıktı bu arada, ölecek birazdan. Ben seni kesmeyeyim, dikkat et. Aha. Ulan arada kaynadı, iyi iyi, 2 kill oldu, iyi. Şimdi neye verelim? Büyü potansiyelimiz arttığı için şuna verelim. Bizim herif öldü bu arada, değil mi? Aynen. Shadow Fiend aslında çok 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 sağlam bir karakter. Ama oynayan kişiye de balta ve her şey. Ha, kurye alındı bu arada. Şimdi bu kurye gördüğünüz gibi şu herif. Bize aldığımız eşya tipine gel. Bize aldığımız eşyayı getiriyor. Bu arada kahraman seçme kısmında kalmış bir herif. Şu an oyuna bağlan. Ya konuşup durma, konuşup durma. Çocuk konuşma artık. Konuşmaz. Bu Pace Boost isimli item aldığımız bize hareket hızı arttırıcı bir etki sağlıyor. Şimdi ben Pace Boost kastıktan sonra şunu kasacağım. Bloodstone. Dead Prophet'ı oynamadığım için bilmiyorum tam olarak Dead Prophet'ın bu build'ini, dizilişini, ama sanırım buraya konduğuna göre, ana eşyalara kesinlikle alınması gerekiyordur. Bu hareket hızı artışı sağlıyor, basalım. Çok kısa bir süreliğine. Evet, 6 level'da ulti geliyor. Şu an 6 level olan var mı oyunda? Bizim takımda yok, karşı takımda da yok. Kimsenin ultisi yok şu an. Şimdi ben 2 kill çok iyi başladım oyuna. 2'ye 0 gidiyorum. Gayet iyi. Şimdi rakipleri korkutmak önemli. Çünkü onlar ne kadar öne gelirse o kadar kötü. En azından kuleler de alınıyor. Şöyle onlara, eğer uzakçıysanız yani, fazla yakınına girmeden, kule altına da gitmeden çakmanız iyi olabilir. Şimdi Silence'a da bir tane verdim. Kuleleri yıkmak tabii ki de önemli. Para açısından da, şey açısından da. Az az kulelere de saldırmakta fayda var tabii ki de. Şimdi tabii bunları aciz durumda yakalamak çok önemli. Çok önemli yani.
Öyle böyle değil. Mesela Riki'yseniz 6 level'da ultiniz geliyor ve görünmez oluyorsunuz. Ve buralarda dolanabiliyorsunuz rahatça. Adamın canı azsa dalıyorsunuz. Ve rahatça alabiliyorsunuz. Bizim takım biraz ezik ama onu baştan söyleyeyim yani. Bir noob bir takım olmuşuz. Bağlantısı da kesildi zaten bir herifin. Bu elerini sıçabiliriz. Ama önemli değil canım. Biz oyunumuza bakalım. Sonuçta profilimizde galibiyet puanımız yazıyor yani. Oo, hepsinden parayı çektik ya. Şuna da alalım. Weaver bu arada bizim Lifestealer'ın kellesini aldı aynı. Aha, 3 kişi kaldık arkadaş ya. Bunlar yalnız üst eksik. Bizi tıklamasınlar sağdan soldan girip. Ve ben geri kaçıyorum arkadaşlar. Bunlar bizi kıstıracak gibi geliyor bana. Pek de şeye kalmamak lazım, şansa. Şimdi sniper. Şimdi bu burada. Biz buralardayız. Her an gelebilir yani şuradan falan. Çıkabilirlerse şaşırmayalım. Oyunun eleştirilen kısımlarından biri tek harita olması. Ya, tam bilmiyorum ama hani beta olduğu için olabilir sanırım. Yani başka bir harita eklenir belki ve salak Shadow Fiend ölecek gene. Şuna son atışı ben yapayım hadi. O ya. Bu iyi altın veriyor, o yüzden hani son atış yapmak istedim. 79 altınımız. Allah bereket versin. Aha. Tamam sen benim. Tamam güzel. Ultimiz de geldi. O beni görmedi herhalde ya da gördü de şey mi yaptı anlamadım. Neyse Dead Prophet'la 3'e 0 şu an için fena değil yani. Ama takım çok kötü beyler, zaten iki kişinin bağlantısı gitmiş. Bir de ban yeme olayları var. İki kişinin bağlantısı gittiği için hani ben belki hani çıktığımda ban yemem lazım benim oyundan. Ama iki kişinin bağlantısı gittiği için ben ban yemiyorum. Bu Shadow Fiend sala ne diyor onu anlamadım. Rus disconnect falan filan diyor. Dinlemeye çalıştım biraz. Neyse. Saçmalıyor yani, şaşırmış. Şu an vuruşlarımız hiç de fena değil. Ama burada benim sıkışma olasılığım çok fazla yani. Shadow Fiend çünkü feedledi. Çok. Sen bana ne yapacaksın? Allah aşkına ne yapacaksın? Basarım ikisini, kaçarım arkaya. Ya Shadow Fiend ne yapıyorsun ya? Gel şuraya gel, gaza gelme, öleceksin şimdi. Ya hey Allah'ım, kule altı gidiyor ya. Ya seni bir kessinler de orada ben göreyim. Allah. Beni kestiler beyler. Ah. Task'ın ultisi. Ne diyorsun ya? Task'ın şeyi iyi. Bunlar Rus ya. Rus hepsi ezik, bak sniper da Rus ya. Disconnect diyor, o çıkalım mı diyor, ne diyorsun ne diyor? Ha, neyse 1043 olmuş, böyle bir şey alamıyoruz galiba değil mi? Ya kes artık, kes ya. Dur şadap demeyelim de. Ne dedi ya? Bu saçmaladı herif ya.
Neyse. Herhalde şey demeye çalışıyor. İşte biz de çıkalım falan diyor. Bilmiyormuş İngilizce. Yes no da mı bilmiyor? Ulan Rusya'da oturuyor. I don't know English. Ha. Ve ben de Rusça bilmiyorum. Hadi ne yapacağız şimdi? Aa bana. Yok bana gelmedi. Aynen. Bir asist olarak asist geldi yani. Which... Lütfen çık diyor. Lütfen disconnect diyor. Ya. Furkan bu arada. Ona da bilgilendirmeyi yapalım. Yalnız biz sıçtık şu an. Bu da bu Shadow Fiend da çıkıyor galiba birazdan. Tas da aradan yardırıyor zaten sürekli. Yazık olacak yani, iyi gidiyorduk. Böyle salak ellere denk gelebiliyorsunuz işte arkadaşlar. Gayet de iyi gidiyorduk yani takımda. Ya disconnect çıktı zaten. Çıkacaksan çık. Oyunu da bilmiyor. Yok oyunu da bilmiyor. Render yapılmış. Metro'yu bitirmiş bu arada Furkan. Eğer bu video Metro'dan önce gelirse şey yapmayın ha. Aha. Herkes çıktı. Sadece ben kaldım. Ufa, dur. Genel. Sadece ben kaldım. Ya ben de base'e gideyim madem. Bunlar da bitirsin. Your middle tower is under attack. Bunlar artık buradan yardırır. Gördüğünüz gibi Dota bu arkadaşlar. Bu değil yani. Her bu salak Ruslar. Oyunun bokunu çıkaranlar. Bu Ruslar zaten oynamayı bilmiyor gördüğünüz gibi. Bir girdiler çıktılar. Bakın hepsi çıktı. Draw Ranger gördüğünüz gibi. Burada işte Shadow Fiend. 50 tane skill'i var. Sniper burada. Kurye burada. Bu da Lifesteal'dir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dead Prophet iyi kastık aslında. Şöyle ultisini de göstereyim. Böyle TF'lerde çok işe yarayan bir skill. Bir ulti. Böyle bu ruhlar her yere saldırıyor. Her neyse bu videoyu ben burada bitireyim arkadaşlar. Size Dota'yı anlatmaya çalıştım. Bunlar şimdi sağlı sollarını geçirir büyük ihtimal. Biz de base'de böyle bekleyeceğiz. Hepsi çıktı. Eğer çıkmasalardı güzel kapışma olabilirdi. Ama çıktılar. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.